Buyurun, 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 buyurun. Buyurun, buyurun abiciğim. Mekanımız burasıdır. Gördüğünüz gibi gayet nezih, muhit insanınca bilinen biriç mi oynuyorsunuz efendiler? Yandık. Ferah bir dükkan. Köh, ne? Abi sen ne yapıyorsun ya? Babamızın emanetini bu herife mi satacaksın? Babamın emaneti hem Mehmet'in, Tahsin Özdemir'in emaneti. Ömrünü borla çalışan araba yapmaya adayan ve bu uğurda ölen Tahsin Özdemir'in emaneti. Daha seri bir idrak ve intikal bekliyorum senden koçum, hadi. Bu ne la? Dövüştürüyorsunuz mu bunları? Horoz mu abiciğim onlar? Efendimin alası. Kendileri bizim imalatımız olup görev tanımlarında servis ve güvenlik vardır. Ve dükkanı almayı düşünürseniz de hediyemiz olsun. Peki bu organik olanlar ne işe yarıyor? Onlar düz müşteri abi ya. Dükkanla beraber onları da sana devredelim. Bugüne kadar çaya oralete abandılar. Bundan sonra da bütün kötülüklerin anasının memesini somursunlar. Meme? Meme meme. Senin döner meyhanede takılsınlar işte. Aba! Olur mu la öyle şey? Benim müşterilerim yüksek zümredendir. Krem de öyle krem. Benim Danimarka prensesiyle bizzat oturup kaşarlı dürüm gömmüşlüğüm var. Ne yapayım lan ben bu krem magnonlara? Lüf gibi oturmuşlar. Ya bunlar yüzünden mekanın gerçek abatlarını ben algılayamıyorum. Emredin, kovun deyin, kovalım abişim. Evet. Değerli müşterilerimiz, basın gidin lan. Çık! Başka bir yöntem, başka bir yol bu kendine. Bilemedim ya. Paramı çarçur etmemeliyim. Meme. Meme? Neyini bilemedim be? Piçik. O ses. Kanlıca. Bu semtte emlakçı memlakçı yok. Burada Hilmi'nin olmayan bir dükkan bulmak, arkasından küfür yememiş müteahhit bulmak gibi bir şey. Hilmi. Bıyığını söktüğümün çekmece çenelisi. Bir önce dükkanı açmam lazım. Hilmi'yi batırmam lazım. Ama öyle apar topar olmaz. Önce Hilmi'nin olmayan bütün dükkanları görmem lazım. Şey yapalım o zaman. Kardeşim size rehberlik etsin. Bütün mahalleye gezin, bütün dükkanları görünce aklınıza bir şey kalmasın ki en sonunda anlayacaksınız en güzel dükkan burası. Gezdirme parası vermem yalnız. Estağfurullah. Ne parası? Rica ederiz. Tutturamadık. Bu tuttu. Genelde insanlar beni idare eden ama bunları ben idare edeceğim herhalde. Bana bak, o peçeteye kolonya döktün diye verdiğim 10 lira var ya, onu geri alacağım. Ben kendi efektini kendi yapan adam. Öteki türlü israfa girer. Ben her karaya gidemediğimde 10 lira para verecek olsam... Oho! Kendi terim bile kendim olur. Hadi bakalım, düş önüme. İstikamet Hilmi'nin olmayan dükkanlar. Su! 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 Sağ! Seni denedim. Ha. Sol! Sol! Arkadaş şu motor yüzünden ayıya dayım, deliye beyim der olduk. Yarabbim sen koy be bebisi. Amirim bu ikisi burada full time karı satıyor. Satmak derken buluşma sözü verip buluşmamak gibi mi? Onun için polis gelmez herhalde mi? Susun lan! Hakkınızda ciddi bir şikayet var. Öyle kötü esprilerle kurtulamazsınız. Sezai. Şahidin var mı senin? Var amirim. Bizzat kendim şahidim. Ben de bir kez bu şer yuvasında bulunmak zorunda kaldım. Deneme amaçlı. Cinnah! Öyle değil. Neyini anlamıyorsun? Önce keçiyi sağıyorsun, sonra oradan aldığın sütle ne yapıyordun? Gözlemci teyzeden gözleme alıyorum. Sizin role plengizin Allah belasını versin. Teyze sus, role gir. Sonra gözlemeci teyzeden patatesli gözleme istiyorsun. O da patatesli gözleme kalmadı, peynirli vereyim mi diyor. Sonra? Sonra elinde gözleme Street Fighter oynamaya gidiyorsun. Oyunu Dalsın'la bitirmek istiyorsun ama o sırada jeton bitiyor. Sonra gelip benden jeton alıyorsun. Şimdi tak maskemi de başlayalım. Neydi benim adım? Metin Özdemir. Güzel. Artık role playing başlasın. Evet amirim, bu gizli bölmede doğrudan sıcak satış yapıyor bu iki muhabbet tellallalı. Ne bölmeseymiş burası böyle? Açın bakayım şurayı. İçeriz vallahi amirim, bizim açmaktan yana bir sıkıntımız yok yani. Yalnız şu papazı koyayım. Amirim bak, Silikon Vadisi bir kanlıca iki. Baştan söyleyeyim bak, çok etkileneceksiniz yani. Buyurun. Bu ne lan? Allah belanızı versin vicdansızlar. Aşna fişne yapacağım diye unuttunuz beni buralarda. 20 gündür gözlemeyle besleniyor. Teyzeciğim patatesli kaldım. Boyunuz posunuz değilsin inşallah. Amirim yanlış anlaşılma olmasın. Bir yanlış anlaşılma var. Biz dünyaya barış ve mutluluk getirmek için borla çalışan motor yapan mucitleriz. Burası bizim gizli bölmemiz. Divri'den daha yeni geldik yani. Amirim siz söyleyin Allah aşkına, şu ikisinde mucit tipi mi var, pezevenk tipi mi var? Tutuklayın.
Bir yanlış. Abinin vallahi bir yanlışlık var. Sezen söylesene oğlum. Bunlar bu yüzden desek oğlum. Senin sen kimsin ya? Ya sen kimsin? Ne oluyor ya burada? Abinim. Oğlum inanır mısınız? Sinirimde bir gram azalma olmadı ya. Hatta durdukça daha çok köpürüyorum. Nasıl yaparsın lan bu resmi? Nasıl yaparsın? Ya bir durun kardeşim. Anlaşarak konuşabiliriz. Ne anlaşması be? Hem biz sana yapılan çene affeder miyiz ha? Ben bir daha seni nerede göreceğim? Abi bir şey yap kaçalım. Bunlar kraldan çok kralcılığın bile çırkın çıkarmışlar. Konu daha yiğite gelmedi abi. Az bir sakinleşsinler. Oraya kadar izin edeceğim ben Serra. Rahat ol sen. Ay seni yiğitine bir, sana iki, Emrah üç deyince kaçalım. Ne üçü lan? Koş koş! Gittiler mi lan kerizler? Kaçtılar enayiler. Oh be. Şimdi bunlar var ya, bu manita mevzusuna yalandan atanlanıp yok ben şöyle döverim, yok ben böyle severim diye bir hafta boyunca beynimizi gondikleyeceklerdi. Ama biz onlardan daha çok sinirlenmiş gibi yaparak durumu önceden önlemiş olduk. Bakın bunlar şimdi tırsarlar. Bir daha gelip konuşamazlar. Ana mahalleli. Yani size helal olsun. Yemin ediyorum budur. İşte mahalle dediğin böyle olur. Helal. Müdavim! Yiğit denen Deyyus bugün buraya uğradı mı lan? İyi. O Deyyus'a söyleyin canına sıçramalıysa bugün buraya asla gelmesin lan! Ne haber Kirve? Ben de seni arıyordum ya. Bir de acayip susadım. Karakuriyle bana bir su getirin. Yiğit, bir insan belasını niye arar ki? Bilmem. Neyse ya ben sana ne soracağım? Şükrü'ye çiçek alayım diyorum da. Sen eski kocasısın, bilirsin sonuçta. Hangi çiçeği sever? Su çiçeği. Yani suda büyüyen çiçek manasında. Ya ihtiyar nereden bileyim ben? En sevdiği yemek ne peki? Patates köfte. Onu hep yapardı. Ama onu da ben seviyorum diye yapardı. Bak şimdi hatırladın. Kendisi hiç yemezdi lan. Ya ne bileyim film, kitap. En sevdiği şarkıyı söyle bari Bekir be. Yani o türlü konuları pek bir konuşmazdık biz aslında. Ya sevdiği bir şey söyle be Ali. Hiç mi bilmiyorsun bu kadının sevdiği bir şeyi? Beni severdi. Yani sinirlenmemi. Yani sinirlendiğim zaman çok böyle bir komik oluyormuşum biliyor musun? Başka da bir şey yok yani. Ne yapacağım peki ben Ali? Ha? Kadının gönlünü almak için seni mi sinirlendireceğim? Hadi ben kaçtım. Arada gitti. Dövemeden gitti arkadaş. Ben şimdi bu öfkemle ne yapacağım? Evladım, bir iki anı daha var çırpılacak. Onları da bir çırpıverir misin? Ellerim çok ağrıyor vallahi. Ya teyzeciğim senin şu yaptığına var ya resmen duygu sömürüsü denir. Sen kullanıyorsun beni, ayıp ama ya. Evet sayın seyirciler, şu anda orada bir yerde Eda'yı kaçıranlar bizi izliyorlar. Bunu neden yapıyorlar? Bu nasıl manyakça bir duygu bilmiyorum ama kaçıranlar bunu yapıyor. Kaçıranlar bu programları izliyorlar. Evet. Metin, şimdi Eda'yı kaçıranlara söylemek istediğin bir şey var mı? Söyle onlara, onlar utansınlar Metin. Hangi kamera Orhan abi? Oradaki kamera Metin, gel. Bu mu? Metin, küfür yok sakın. De küfür etmiyorum, hep yarım kestim de. Bir git. Cümle kurdum, bir git. Bir dur. Biliyorum bunlar hep dünyaya barış ve mutluluk getireceğiz diye bizim başımıza geliyor. Oğlum öyle bir şey olsa bir kere Şükrü'yü kaçırırlardı. Orası benim yumuşak karnım biliyorsun. Onlar yapmış olamazlar. Kimse üstüne alınmasın. Ya benim Eda'm dururken senin Şükrü'yü niye kaçırsınlar abicim? Mavi Boncuk filminde Adil Enayiş'i mi kaçırıyorlar? Emel Sayın'ı kaçırıyorlar. Adam karısını niye kaçırsın oğlum bir kere orada? Bunu mu tartışalım şimdi? Sen canlı yayında abine çekilme yapıyorsun. Ya bir dakika beyler, bir dakika, biraz da ben ulusa sesleneyim. Allah Allah. Sivaslı kardeşlerim, İstanbul'da o kadar çoğuz ki herkes 360 derece şöyle bir çevresinde dönse, gözlerini belerterek şöyle 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 bir kere baksa illaki bir Eda'ya denk gelecek. Haydi kardeşler, ben Emrah. Vaat etmiyorum, yapıyorum. Hadi kız bulunsun, gelin kız olacak, haydi. Gelin benim nasıl konuşuyor bu ya? Nasıl konuşuyor gelin benim? At şunu dışarı abi, at şunu at at. At şunu at şunu, hakem miyim ben? Topçu mu? Bir dakika. Yayına bağlanmak isteyen biri varmış. Eda ile ilgili bilgisi olduğunu söyleyen biri telefon attığımızda şu anda. Ver bana, ver bana. Herkese vereceğim, herkese bağlayacağım. Alo. Buyurun. Efendim, şimdi size kimsenin bilmediği bir gerçeği anlatacağım. Gerçek Eda Duru, 2004 senesinde geçirmiş olduğu bir frik kazası sonucu hayatını kaybetmiştir. Yerine Yossi Cohen isimli bir iş kadını geçmiştir. Gerçek Eda Duru kimseyi asla terk etmezdi. Oysa bu Yossi Cohen fırsat buldukça eşimizi dostumuzu terk etmektedir. Bu kadar terk edecek ne vardı ki? Bir dakika kardeşim, bir dakika. Şimdi kardeşim sen bana geldin de ben karımla birlikte olamıyorum demedin mi? Haysiyetsiz.
Es. Ne yapıyorsun oğlum sen? Hı? Abi ben reyting olsun diye. Reyting olur diye onu da öğrendin. Neyse al şunu. Hatta ben de biri bir şey söyleyecek zannettim. İlk kez şimdi sayın seyirciler bir şey söyleyeceğim. Şurada sayın seyirciler programın başından beri nur yüzlü bir amca var ve sürekli söz istiyor. Verme verme. Yok yok yok. Olsun kurtum verme. Konuşmasın. Ondan öğreneceğimiz kim bilir neler vardır Metin. Hadi bakalım. Mikrofonu uzatalım amcaya. Ne? Bir saniye. Şimdi kardeşim sen bu Eda denilen kızla hiç deyip sonrasında mutfakta olsun, kömürlükte olsun deyip ha? Yani bana hep oluyor. Sabah uyanırsın yanında kadın bir postada orada deyip. Lan sen ne adam değil mi? Ne biçim adamsın lan sen? Ne yaşlı adamsın be? Saçından sakalından bıyığından utan. Terbiyesiz herif. Kim aldı bunu? Sen ne yapıyorsun peki? Reyting yapıyorum lan. Bunlar reyting. Arkadaş ya millet dere tepe düz gider. Şerif abi canına indi. Ana avrat düz gitti ya lan. Ayıp ya. Yok o kendini bipledi o. Kendi kendini bipledi. Biz bir şey yapmadık. Öyle düz gitmedi yani. Birilerinin sürekli beni biplemesinden bıktım. Kendi ipimi kendim kesiyorum ulan. Sizin de yapacağınız programı sekeyim. Şerif abi bu sefer de biplemedin. Arada kaçıyor amına bip. Şerif abi bu sefer de yanlış yeri bipledin. Görüyor musun bak o kadar küfür yok küfür yok dedik. Adamcağız küfür etti. Yani gerçi yarım ağız etti ama etti yani sonuçta. Yani yarım ağız. Anne ne iyi yaptık da depresyona girdik ya. Ne güzelmiş vallahi ha. Saçını boyat, alışveriş yap, çikolata göm. İnsan hiç çıkası gelmiyor. Kardeş Suvan kabuğu da seni açtı ha. Seksi gösterdi ama. Hardal da seni bayağı bir yaydı ha. Bir sosisin eksik. Ortamlara aksarı çıyan. Şimdi de Facebook'a, Twitter'a döşeyin giderli laflarınızı. Kapak olsun o yerin olsa. Şu nasıl anne? Piyangonun sana çıkmadığına çok şaşırdım. Halbuki bütün numaralar sendeydi. İyi mi? Kapak! Şu nasıl Hamiş? Paran kadar konuş deseler Türkçeyi unuturum. İyi iyi. Eşten dosttan 3-5 pava var. Yeter ya. Hamiyet Hanım. Ben bu öfke duygusunda nasıl oturacağım? Bana bir şey oluyor. Bana bir şey oluyor. Anam nasıl bir mahlukat oldunuz lan siz böyle? Bir haftadır bir arkadaşımdan haber alamıyorum. Moralim sıfır. Eğlence olsun diye bunlarla taş taş geçtim. Gerisi sende. Biraz da sen depresyona sok bunları. Tamam sokarım ben. Sen git anacığım. Nasıl buldun abi bizi? Yakışmış mı? Vallahi sizi tam bulamadım ama bu öfke aşamasında nasıl oturacağımı buldum biliyor musun? Nasıl? Aa nasıl acaba? Göstereyim. Haydari heceler. Abi sakın ha. Abi vurma abi Allah'ın kerse vurma. Abi vurma. Bu ne ya? Hangi? Oh, hangi devirde? Kaç kaç. Her şey zayi. Nereye gidiyoruz oğlum biz? Lan bu herifi nereden bu? İhtiyarın bir adım ötesinde bu adam. Normal mantıklı bir dünyada yaşasak bu kadar yaşlanmanın yasaklanması gerekirdi ya. Ayrıca bu herifin duayenin kime ne faydası olur Sezai? Abi Arif dayı emlak sektörünün duayenidir. Bir numarasıdır. Bizzat mesleğin jargonunu yaratmış adamdır. Yüksek giriş, kupon daire, pot altı. Bütün bunların hepsi Arif dayının bulduğu tabirler. Aa aman aman bizi de kot altına götürmesin de. Abi bir daha böyle bir espri yapma. Yemin olsun kendimi arabadan atarım. Yaparım bunu. At ulan. At ulan atmayan şerefsizdir. Beraber atlayalım. Zaten araba 20 kilometreydi. Yuvarlansak daha az gidilir. Metin neredesin bu oğlum? 6 saattir hareketsiz bekliyorum burada. Yukarıdaki akbabalar ölüyorum zannetti. Dariler çiziyor lan tepemde. Martı lan onlar. Oğlum sen son gün yazılmış bitirme tezi misin lan? Niye hiçbir şey iki kere düşünemiyorsun? Ali Beyköy'de niye indin? Köprüyü niye geçtin? Harem'de ineydin ya. Biz karşıda oturuyoruz. Onca yolu bir daha gideceğiz hayvan. İnemedim ki kirve. Valizlerim olduğu yere yatırdılar beni. Bir de arka tarafa koymuşlar. En son indirdiler ya. Peynir bidonlarına tutuna tutuna geldi. Bağışta mı geldin lan sen? Metin biliyorsun üstüme oturamıyorum. Söylesene arkadaşına. Hoş. Arkadaşım değil o benim abim. Ayrıca ben nereden bileceğim lan bunu? Doğru konuş. Biz bunu bırakalım ya. Vallahi bak bulamadık deriz. Hem belki sahibine ulaşamayan kargo gibi geri gönderirler. Ama ben ne yapacağım burada? Ne yapıyorsun lan sen? Vize başvurusu için biyometrik fotoğraf çektirmeye gelmiş masum gözükmeye çalışan kaçakçılar gibi oldun. Yemezler aslanım. Şşt bıyık lan. Beni BM'ne bak lan. En son vesikalık çektirirken fotoğrafçı üstünde rakamlar olan karton tutturmuş ya la kardeş. Para da almamışlar. Emniyetten ödeyecekler demiş. Abi nereden biliyor lan bunları? Ya ihtiyar nereden bileyim ben? Köfte ekmek yiyen adamım ben ya. Köfte ne ya? Eda söyledi ya. Her şeyini paylaşır benimle Edoşko. Eda'ma götürün beni. Kaptan ben sana yapacağımı biliyorum. Nerede var? Al torba. Ya yemin ediyorum var ya kız kaçırsan bundan büyük bohça hazırlar. Bu ne lan?
Kafa kağıdı, cüzdan, kemer var oğlum bunun içinde. İnsan öldüğü zaman ailesini, yani merhumun ailesine bunu bırakırlar biliyor musun? Ben sana diyeyim bak, bunun anası babası bundan vazgeçmiş. Bu bizim oğlumuz olacak, aha. Al onu, al! Al bunu, al! 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 Ya abisi, ağır hastamız var, otobüse binelim. Belki yer verirler dedik. Arkadaş biz nasıl bir otobüse binmişiz ya? Nereye gidiyor oğlum bu otobüs lan? Bunların var ya, alayı küçükken Abdülhamid'i görmüştür ha. Oturanlar arasında 4 tane hamile, 6 tane de gazi var. 2 kişi de yeni doğmuş bebeğini emziriyor. Birisi erkek. Çok garip bir otobüs bu. Yapacak bir şey yok. Ayakta gideceğiz. Şşş, bıyıklı. Bakla bak. Şu yaşta huylandı. Uyuyor numarası yapıyor ihtiyar kurt. Yok yok, uyumuyor. 3. durakta öldü. Gideceğimiz yerde hastane var, morga bırakacağım. Ölü olmasa yer verirdi. Dayanamaz. Arkadaşlar, sırf yer vermemek için ölü taklidi yapanlar var aramızda. Benim adım Kanlıcalı Metin. Ben bu oyunu bozarım. Arkadaşlar evet, amca hakikaten ölmüş. O zaman yapacak tek bir şey kaldı. Ayakta gideceğiz. Az kaldı. Az daha sabret. Bak dükkana bir gidelim, seni taşımak için daha düzgün bir şey bulacağız. Vallahi bak. Ulan Sivas'taki doktor bir taneydi be. Kelime oyunu yapma lan. Koskoca hastanede bir tane doktor vardı. Burada daha iyi bakacağız sana. Taşa dikkat et. Oh! 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 Metin, böbreğimde taş var. Böbrekte şöyle bir şey değil lan. Bilip bilmeden konuşma. Senin hastalığın o değil. Sen ilgi çekmeye mi çalışıyorsun lan? He? Hastalık hastası mısın oğlum sen? Sık dişini. Geldik dükkana. Evet, hadi. Hadi. Allah Allah. Gel. Sizden yatacak yeriniz yok. Yatacak yeriniz yok. Vicdansızlar. Vicdansızlar. Güzelliğimiz mi? Çocuğum. Kardeş, al bakalım senin emanetleri getirdik. Metin abici, sen de adamcağıza bir şeyler söylesene, ayıp. Ne diyeyim lan? Kompluma, kompluma. Ya banyo yapınca saçların ne güzel olmuş. Hep böyle yap ha. Al bu da telefonum. %100 şarjlı. Eyvallah. Vallahi ne yalan söyleyeyim, bunları almak bizim için hiç kolay olmadı. Kardeşimle beraber Şerif abiden bunları alabilmek için kendisinin hamamla bir hafta boyunca anadan İlyan gezmesine izin verdik. Bundan büyük bir fedakarlık da olamaz zaten. Kardeş al, yoldan geldin, açsındır. Waffle ye, elimi zorla aldırttı. Lan ölmeden önce son bir dileğiniz olsaydı ne dilerdiniz? Allah Allah. Nereden çıktı şimdi bu ya? Madem sordun söyleyeyim. Kate Upton'la uzayda yer çekimi olmayan bir uyduda dünyayı karşıma alıp böyle hüplete hüplete bir çay içmek isterdim açıkçası. As. Ya öyle değil. Adam akıllı, makul bir dileğiniz olsaydı ne dilerdiniz? İşte hüplete hüplete. Abisi. Sen şimdi böyle pat diye sorunca tabii şey yaptık, biz de bir yapıştık kaldık. Vallahi bir eksimiz yok aslında yani. Bizim sevdiğimiz kadınlar var. Bizi seven kadınlar var. İnanabiliyor musun? Ben inanamıyorum hala yani. İşte bir de anacığızım sağlıklı bir şekilde hayırlısıyla kardeşimizi doğursun. Başka ne isteyeyim Allah'tan ben ya? Madem bir mucize olmuş, ananız bu yaşta hamile kalmış, varsın bir mucize daha olsun. Kardeşiniz doğana kadar gidin gününüzü gün edin. Vallahi dediğinden hiçbir şey anlamadım ama Allah razı olsun. Sen de gününü... Ya ben ne güzel düşmüşüm nezarethaneye. İşlenmişim dertlerimle. Sen niye neşelendiriyorsun beni ya? Ne yapacaktım ya? Azıcık ses olsun, vakit geçsin dedik. Oturup burada senin suratını mı çekeceğim? Benim suratımı? Hı-hı. Çekiyorsun yani. Evet. Mecbur değilsin oğlum. Çekme yani. Mecbur değilsin. Niye çekiyorsun? Ya anamda doğum sonrası görülmeyen travmatik stres sendromu sende görülüyor galiba abi ha. Bak böyle girme literatüre, rezil olursun. Derdin de senin ya. Kusura bakma abisi. Şükriye yiğitten hoşlanıyormuş lan. Abi, Yiğit'ten ben de hoşlanıyorum. Metin, tam baş parmağının altında şah damarım var abisi. Sıkıca oraya bastır, öleyim ben. Ya abicim, Yiğit'ten hoşlanmayan mı var? Hepimiz Yiğit'e teşneyiz. Yiğit'e susamışız biz. Gel demesini kolluyoruz. Ola ki alır diye tabakta gezdiriyoruz abi. Lan oğlum bak, nezarethaneye muhabbet tellalı olarak girdim. Mahkemeye beni kardeş katil olarak çıkartma Metin Özdemir. Ya abicim, sen yüreğini ferah tut diye söylüyorum sana ya. O Yiğit var ya, senin hatına simiğini bile atmaz. O ne biçim tabirdir lan? Ben sağda solda Eda benim götüme benziyor diyor musun?
Hoş tabii. Tamam, biraz biçimsiz bir tabir oldu da. Ya abicim ama Yiğit'i bir gözünün önüne getirsene ya. O ne lan? Evet, biraz göbek yapmış gibi görünüyor. Ama altın oranla doğmuş şerefsiz. 10/9. Bir de Şiko yengeye bakalım. Gel. Beşe çeyrek var. Mesai bitmek üzere. Kendisi de unutmuş gibi görünüyor. Belki birinin hatırlatması lazım ona. Yiğit'i de hiç kafana takma. O herifin Şükrü'ye yürümesi için Gengoş'un Bor'la çalışması lazım. Doğru diyorum. Bor'la güzellik olmaz. Espri de yapıyorsun. O zaman bir tane de benden. Bor'lamaya hiç gerek yok. Metin Özdemir, Ali Özdemir. Avukatınız geldi, çıkıyorsunuz. Bizim avukatımız mı varmış ya? Hem de cümleli. Yok efendim, Hilmi Bey'in avukatıyım ben. Sizi acilen çıkarmamı emredince mahkemeden fırlayıp geldim. Hilmi mi? Çabasak mı acaba ben? Kardeş, biz buradayız vallahi, sağ olasın. Abi bir dur Allah'ını seversen ya. Çıkalım dışarıda gazını alırız, kaçarız. İşte tam bu sebeple bu sözleşmeleri hazırlattı. Kendisine hak ettiği ilgiyi göstermezseniz kefaat ücretinin yanı sıra donunuzu dahi alacak. Ulan ulan Hilmi. Avukat suçüstü olmadığı için bir şey çıkmaz dedi. Rahat olun çocukları ya. Ya şuna suçüstü deyip durma Hilmi. Gözünü seveyim, ortada suç yok ki ya. Ya şu gözünü de zırt pırt kıpırt bunu millet yanlış anlayacak. Rahatsız biz ya. O zaman direkt sorayım ya. 20-25 yaş arası sarışın kaçtan gidiyor bu aralar? Hangisi güzeldir? Yani milf, mature, nature, brünette hangisi ucuzdur mevsimine göre? Bilemedim ki. Var mıdır abi ben evde de bunu kullanıyorum dediğiniz bir şey? Çünkü siz konuya daha çok hakimsiniz. Abi dedim lan sana. Gözünü seveyim diyorum bak. Yok öyle bir şey ya. Sezai tuttu polisleri getirdi. Bir de kendisi yapmış gibi anlatıyor. Tövbe tövbe. Hilmi keskin zekasıyla humor yaptı size gençler. Ben de biliyorum öyle bir şey olmadığını. Sizden pezevenk bile olmaz çünkü. Ama Sezai neden böyle bir şey yaptı? Efendim? Hilmi buna cevap veremedi. Abi bu arada sağ ol, avukatını yolladın, çıkardın bizi, teşekkür ederiz. He, o konu. Vallahi çocuklar, sizler artık toplumun önünde damgalı pezemeklersiniz. O yüzden kimse size işmiş vermez. Toplumun güvenini sarstınız bir kere. O yüzden benim yeni mekanın tesisat işini beleşe yapacaksınız ki ben de size destek olayım. Toplumun güvenini kazanmanızı tekrar yardım edeyim. Senin kimseye karşılıksız hayrın olmaz mı? Öyle değil mi Ali ya? Bugün yaptığın sebep var ya, 3 yıl yeter bana. İşinize gelirse... Bu arada Metin, Meksika ile ticari bir anlaşma yapmak üzereyim de sen bilirsin. Bir peso ne kadar ya? 2 kopek. Tavır mı yaptın lan o bana? Sen kime tavır yapıyorsun lan? Ben olmasam hala içerideydiniz. Kopek! 2 kopek! Seyirciler hazır mıyız? Evreka!